futbolla ilgili olalım ya da olmayalım hiç fark etmiyor. Messi'yi ve Ronaldo'yu hepimiz biliriz değil mi? Yani hiç futbolla alakası olmayan hanımefendiler bile. Şimdi ilginç bir şey var. Arjantinli Messi yaklaşık 100 milyon euro yapıyormuş. Portekizli Cristiano Ronaldo da 60 milyon euro. Ama şimdi Arkamda gördüğünüz bu at 200 milyon euro yapıyor. Yani Messi'nin iki katı. Messi'nin iki katı. Peki neymiş bu bakalım. 1988 doğumlu Safkan yarış atı Galile yarışlardaki başarısının yanında fiyatı ile de gündem oluyor. Yarış kariyeri boyunca 89 kez zafer kazanan Galile başarıları arasında Epsom derbisi, İrlanda derbisi ve King George Ascot yer alıyor yani bu at yarışları ile ilgili en büyük yarışlar Arjantinli futbolcu Lionel Messi 100 milyon Portekizli Cristiano Ronaldo ise 60 milyon avro değerine sahip at yarışı dünyasının gözdesi Galileo ise 200 milyon avroluk değeriyle dudak uçuklatıyor diyor değerli izleyicilerimiz Vay be ne 60 200 milyon euro yine bir haber var Mike Tyson'ı biliriz bu boksör jübilesini yaptı biliyorsunuz. Boksörler ringe çıkmadan önce teste tabi tutulurlar. İdrar testi yapılır bunlarda. Kanlarında herhangi bir doping var mı yok mu? Herhangi bir ilaç kullanmışlar mı? Alkol, uyuşturucu var mı diye test yaparlar. Bununla ilgili Mike Tyson bir itirafta bulundu bugün. Ben dedi hiçbir zaman idrar vermedim dedi. Eşimin ya da Çocuğumun idrarını verdim dedi. Benden idrar istediklerinde böyle bir şey açıklama yaptı. Bunun anlamı şu. Mike Tyson ya alkollü ya uyuşturucu kullandım maçlara çıkmadan önce ya da doping aldı değerli izleyicilerimiz. Bununla ilgili Mike Tyson şunu söylüyor bakın. İlginç. Protest penise eşimin ya da çocuğumun idrarını yerleştiriyordum. Bir keresinde eşimin idrarını kullandığım dönemde bana "Bebeğim, testlerin sonucunda hamile çıkmaktan korkmuyor musun?" dedi. Ben de kendisine hak verdim ve ondan sonra eşimin idrarı yerine çocuğumunkini kullanmaya başladım diyor Mike Tyson. Yani hile hurda yaptığını açık bir şekilde ifade ediyor. Değerli izleyicilerimiz, bugün bizi Almanya başta olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında izleyen tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir haberi vereceğiz. Bu haber finansal bilgi değişimi Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Türkiye'de evi, arsası, tarlası, ev kirası ya da emekliliği olan ya da bankada parası olan vatandaşlarımız ciddi anlamda bir tedirginlik yaşıyor. Çünkü bu vatandaşlarımızın bankalardaki paralarının yaşamış olduğu ülkelerinin maliyeleri tarafından bilinmesini istemiyorlar. Emekli olduklarının, Türkiye'den emekliliklerinin bilinmesini istemiyorlar. Bunun pek çok sebebi var. Pek çoğu sosyal yardım alıyor. Sosyal yardımlarının kesilmesinden korkuyorlar. Cezalar almasından korkuyorlar. Sizlerden çok sayıda binlerce soru alıyoruz değerli izleyicilerimiz. Sadece bu konuyla ilgili olarak bugün bizi Avrupa'nın tüm ülkelerinden izleyen vatandaşlarımızı çok yakından takip etmesini rica ediyorum. Çünkü sizlerden gelen finansal değişimle ilgili tüm soruları bu yayınımızda cevaplandıracağız. Eğer sizin de Türkiye'de eviniz, arabanız, arsanız, tarlanız, yatınız, katınız, uçağınız ya da bankada paranız varsa, yani Türkiye'de neyiniz varsa bu yayını sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip etmenizi rica ediyorum. Şimdi bu anlaşma nedir? Değerli izleyicilerimiz, bu anlaşma Türkiye ile 107 ülke arasında imzalanan bir anlaşma. Karşılıklı olarak finansal bilgiler verilip alınıyor, alınacak. Peki Örneğin Almanya'da yaşayan Ali Bey'in Fatma Hanım'ın durumu nedir? Bu finansal bilgi değişimi sırasında kendisinin bilgileri Almanya'ya verilecek mi? Bunları anlatacağım değerli izleyicilerimiz. Şimdi bu anlaşma çerçevesinde değerli izleyicilerimiz eğer Türkiye'de bir bankada paranız varsa bu bankadaki hesaptan ya da başka bir hesaptan vadeli ya da vadesiz fark etmiyor bir faiz geliriniz varsa Türkiye'de devlet tahvili Hazine bonosu, hisse senedi gibi yatırımlarınız varsa ve Türkiye'de nakdi değer sigorta sözleşmeleriniz varsa yani bir sigorta yaptırmışınızdır, bir nakdi değeri vardır. Mesela emeklilik sigortası, özel emeklilik sigortası. Bunların hepsi değerli izleyicilerimiz bildirilecek. Peki bildirimde hangi bilgiler verilecek? Adınız, soyadınız, adresiniz, Vergi kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, hesap numarası ve hesap bakiyesi, kaç parası olduğu yani hesapta, bu hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü gibi gelirlerinde yani kar payı gibi gelirlerinde bulunduğu bir bilgi sunulacak değerli izleyicilerimiz. Pek çok vatandaşımız soruyor bize, diyor ki, bu bilgileri sadece Türkiye mi gönderecek. Hayır. Hangi ülkeye bilgi verildiyse sizin yaşamış olduğunuz ülkenin bilgileri de Türkiye'ye gönderilecek değerli izleyicilerimiz. Yine bize çok sayıda vatandaşımızın sormuş olduğu bir soru. Neden otomatik bilgi değişimi yapılıyor değerli izleyicilerimiz? Bakın. Bunun gerekçesi şu. Vergi alabilmek Türkçesi bu. Kara para vesaire varsa bunu ortaya çıkarmak, sizin paranızdan vergi almak. Devletle sıkıştı paranın peşinde. Merkel paranın peşinde. Fransız Fransa Cumhurbaşkanı Macron paranın peşinde. Hollanda paranın peşinde. Avusturya paranın peşinde. Norveç paranın peşinde. İsviçre paranın peşinde. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya hepsi paranın peşinde. Bu anlaşma bu. Vergi alacaklar. Türkçesi bu. Şimdi diğer bir soru. Otomatik bilgi değişimi kapsamında bugüne kadar herhangi bir bilgi paylaşımı oldu mu? Değerli izleyicilerimiz, bilgi paylaşımı her yılın 31 aralığında bankada kaç paranız varsa o tarihteki bakiye yani yılın son günü bankada kaç paranız varsa bunun bildirilmesi ve faiz geliri o yıl içerisinde elde ettiyseniz bu biliyor. 31 Aralık'ta bankadaki bakiyeniz paranız sıfırsa sıfır lirası var deniliyor. Eğer faiz geliri elde ettiyseniz o yıl boyunca deniliyor ki bu yıl Ali Bey'in, Mehmet Bey'in faiz geliri de bu kadar deniliyor. Ama 31 alanlıkta bakiye sıfırsa sıfır. Çektiniz diyelim parayı sıfır gönderecekler. Bilginiz olsun. Bunu bilmenizde fayda var. Bugüne kadar 2020 yılında hangi ülkelere verilecek? 2020'nin 31 Aralık'ına kadar hangi ülkeye verilecek? Hemen bu ülkeleri size sayacağım. Ama 2019'un bilgileri verilecek. 2019 tarihinde 31 Aralık 2019 tarihinde hesabınızda kaç para varsa onun bilgileri bu Aralık ayında verilecek. Yani bir yıl sonra veriliyor. Normalde Eylül ayında verilmesi gerekiyor ama pandemi nedeniyle verilemedi. Bakın bu yıl Aralık ayında hangi ülkelere bilgi verilecek? Bakın Arjantin, Avustralya, Azerbaycan, Brezilya, Kuk Adaları, Çekya, Çin, Danimarka, Endonezya, Estonya, foraya Adaları, Finlandiya, Grönland, Güney Afrika, Hırvatistan, Hindistan, Hong Kong, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, İzlanda, Japonya, Jersey, Kanada, Kolombiya, Kore, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, Malta, Manadaları Meksika Norveç, Pakistan, Polonya, Portekiz, Rusya, San Marino, Şeyseller, Singapur, Slovakya, Slovenya, Suudi Arabistan, Şili, Uruguay, Yeni Zelanda, Yunanistan. Şimdi bu saydığım ülkelerle ilgili şöyle bir durum var. Şunun bilinmesini rica ediyorum değerli izleyicilerimiz. Avustralya, Güney Afrika, Hindistan, Hong Kong, Man Adaları ve İngiltere ile ilgili bu yıl bir ihtimal paylaşım olmayabilir. Bak saydım ama olmayabilir. Bunu kim söylüyor? Maliye Bakanlığı söylüyor. Olmayabilir. Bunun yanı sıra Singapur ve Slovakya ile normal şartlarda bu yıl verilecekti ancak her iki ülke Türkiye bildirimde bulundular. Önümüzdeki yıl yapacaklar karşılıklı bilgi değişimini değerli izleyicilerimiz